ihracat deyince aslında dünyadaki birçok firmayla rekabet etmeye başlayacaklar. O yüzden rekabet gücümü nasıl artırırım? Birinci önemli soru. İkinci soru, yeni pazarlara açılmak gerekiyor. Daha önce girmedikleri, kendileri yabancı hissettikleri pazarlara girilmeleri gerekiyor. Pazarlar konusunda UPS 220 ülkede 400 bin çalışanına hizmet veriyor. Bu şu anlama geliyor. Yani sizin aslında inanılmaz bir ağa ve inanılmaz bir güce erişim sağlamış oluyorsunuz. Onlara tavsiyemiz UPS'in gücünden faydalanmak ve işte tanımadıkları pazarlarla ilgili çekinmeden bizim ekspertizmizden, bizim bilgimizden faydalanarak bu pazarlara girmek. İkincisi, nasıl rekabet güçlerini artırırlar, nasıl farklılaşırlar? Lojistiği sadece bir maliyet faktörü olarak değil, nasıl ben fark yaratabilirim diye de kullanabilirler. Müşteri ilişkilerini daha iyileştirerek, müşterileriyle daha profesyonel ilişkiler kurarak, kendi maliyetlerini yine daha verimli süreçler yöneterek sağlayarak, örneğin UPS'in sunduğu en önemli faydalarından bir tanesi teknoloji çözümler. Biz her yıl 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz teknolojik çözümlerimize. Teknolojik çözümlerle iş süreçlerini iyileştirebilirler, müşteri memnuniyetini artırabilirler ve rakiplerinden bir adım ön plana çıkabilirler. Hep diyoruz ya, nasıl bir adım öne çıkabilir? Öne çıkmak için önemli bir faktör inovasyon. İnovasyonun gelire dönmesi ve karlılığa dönmesi o yarattığınız farkı ticari anlamda sürdürebilmenize bağlı. Bu konuya yatırım yapmakla bitmiyor bence. Firmaların hem markalaşmaları hem de bu yarattıkları ürünleri ve alt markaları veya sadece ürünleri patentlerle korumaları kritik önem taşıyor ki o yaptıkları yatırımı uzun vadede koruyabilsinler, kendilerini korusunlar. Çünkü yeni bir şey yaratmak büyük bir enerji gerektiriyor. Rakibiniz onu üretene kadar, benzer bir şey yapana kadar ne kadar onu koruyabilirseniz ön plana çıkacaksınız.